Arkadaşlar bilgi sarmalından güzel çok güzel bir soru çözmüştük dün. Bazı bir yaparken bir hata almış sonra onu düzelttim. Yani anlatış yapış şeklimizi doğru yapıp en son harflerimizi yanlış yerleştirmişiz. O olmuş sonra düzeltmiş halini tekrar atmıştım. Tekrar tam anlaşılmamış sanırım ya da tam iyi anlatamadık. Bir baştan anlatmak istedim ben. Bilgi sarmalı bilgi sarmalı diye sürekli bilgi sarmalının harflerini yazıyoruz arkadaşlar. Pardon bilgi sarmal diye. Ama şöyle yapıyoruz. Bilgi sağ diyoruz. A'nın altından devam ediyoruz. Yani önce soldan sağa sonra sağdan sola sonra soldan sağa diye devam ediyoruz. Buna, diyor, buna göre diyor 105. satırın görüntüsü nasıl olur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz bilgi sarmal kaç harfli bir kelime? 11 harfli bir kelime. Bizim burada kaç tane sütunumuz var? 7 tane sütunumuz var. Demek ki 11 ve 7 de aralarında asal olduğu için bu 7 tane harf sütunların en sonuna yani sarmal L harfini getirmek için sarmalın L'sini bizim burada arkadaşlar tam 11 kere gidip gelmemiz gerekiyor. Yani 11 ve 7'nin ortak katı olan 77'yi tamamlamamız gerekiyor. Yoksa denk gelmiyorlar. Örneğin birisi 6 sütun olsaydı 4 harfli bir kelime olsa 6 ve 4'ün ortak katı olan sayımız kaçtır? 12. 6 sütun olduğu için ikinci sütunun sonunda tekrar kelimeyi bitirmiş olurduk. Üçüncü sütuna yeni kelimenin, aynı kelimenin ilk harfiyle başlamış olurduk. Burada bizim tekrar B'yi e, satırın başına getirmemiz için demek ki 11 sütun ilerlememiz gerekiyor. Ama dikkat etmemiz gereken şu, 11 sütun ilerlediğimizde arkadaşlar, 12. sütuna ben tekrar neyle başlayacağım? B ile başlayacağım. Bakın ama birinci sütunda mesela ben sağa doğru gidiyorum. İkinci sütunda sola doğru gidiyorum. Üçüncü sütunda sağa doğru. Yani tek sayı, e, sayısı tek olanlarda sağa doğru gidiyorum. Yani 11. satırın sonunda, diyelim ki şurada bir yerde 11. satır olsun, ben L'yi koyacağım. Bilgi sarmalının L'sini. Burası 11. satır olsun. 12. satırın en sağına B'yi koymuş olacağım ve bilgi sarmalını şöyle sağdan sola yazmaya başlayacağım. Aslında buradaki durumun aynısını elde etmiş olmuyorum. Tam zıttını elde etmiş oluyorum. Soldan sağ değil sağdan sola gitmiş oluyorum. Peki burada nasıl düşüneceğiz? Demek ki bir 11 tane daha gittiğimde yani ikinci turumu tamamladığımda bu sefer 22. satıra geleceğim. 22. satırın son harfi yine L olacak. Altında 13. satırdan ben yine neyle başlayacağım arkadaşlar? B ile başlayacağım. Tam bunun gibi tekrar baştan yazmaya başlamış olacağım. Dolayısıyla ben 22 satır 22 satır ilerlediğimde 23. satırım ya da 22 çarpı 2 44 45. satırım aynı B harfiyle başlamış olacak. Burada bize 105. satırı sormuş. 105'in içindeki 22'lere bakarsak 4 tane 22 gelir. 88 ben 88 satırı bitirdim. 89. satıra neyle başlayacağım? B ile başlayacağım. 11 satır daha yazdım. Yani 99. satırı bitirdim. 100. satırımda arkadaşlar tekrar neyle başlamış olacağım? B ile. Ama aynı 11. satırı bitirip 12'ye başladım gibi olacak. Yani ne yapacağım? Sağdan sola doğru yazmış olacağım. Sağdan sola doğru yazdığım için arkadaşlar buradaki e, buradaki sıralamanın aslında dediğim gibi tam zıttını elde etmiş oluyorum. Yani B'm solda değil de sağdan başlamış gibi oluyor. Yani 100. satırda ben bu soldan başlayan B'yi değil sağdan başlayan B'yi kullanmış oluyorum. Şimdi bana kaçıncı satırı sormuş? 105'i. Şimdi 100, 101, 102, 103, 104, 105. 1 2 3 4 5 6. Yani bilgi sarmal diye L'yi bitirdim. Sağdan sola doğru gideceğim ve ben kaçıncı satırı bulmak istiyorum? Sağdan sola doğru B ile başladığım andan itibaren 6. satırı bulmak istiyorum. Şöyle olmaz mı? tam buradaki 6. satırın zıttı olur. Tersten okunuşu olur. Neden? Dediğim gibi burada soldan başlamıştım. Orada sağdan başlıyorum. Ben buradaki 6. satırı bir yazayım. Zaten hazır bakın. 1, 2, 3, 4, 5. 6. satırı yazalım. B, I, L, G, I, S, A, R ve S, A, R ve M gelmiş olacak. Yani burası normalde ne olacak arkadaşlar? Bu düzenle başlamış olsaydım yazacağım 6. satır olacaktı. Az önce anlattığım mantıkla B'yi sağdan başlayacağım için sağdan sola geleceğim için 105. satırım yani 99. satırda sonraki 6. satırım bunun tam neyi olacak arkadaşlar? Zıttı tersten okunuşu gelmiş olacak. Yani oradaki satır ne olacak aslında 105. satır? Önce L'ye gelecek sonra G'ye gelecek. İ gelecek. S, A, R ve M'ye gelmiş olacak. Bunun tam ters çevrilmiş olacak. Onu da zaten X A şıkkına vermişler arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Güzel bir soru bence çok farklı bir soru. Yine kafamıza takılan yerler olduysa tekrar anlatmaya çalışırız arkadaşlar.